Sıla bebekle ilgili bir konu şey yapacağım. Bunu hocama da soracağım. Sıla bebek biliyorsunuz 2 yaşında ve 2 yaşında bir bebek şu an entübe. Neden? Kendinden demeyeyim. Ergenlik döneminde iki yaratık ve bayağı 40 yaşlarında diğer bir yaratıkla yaratığın tecavüz istismarı sonucunda beyin kanaması geçirdi ve şu an entübe olarak hastanede yatıyor. Burada sosyal medyada işte baktık. Sosyal medyada insanlar anneyle o yaratığın fotoğrafını paylaşıyorlar. Ve şöyle söylüyorlar genel olarak işte ne biçim annesin, işte alkol kullandığı fotoğrafları falan koyuyorlar. Oradan bir yargı dağıtmaya çalışıyor insanlar. Ben şöyle söyledim hocam, sizinle de tekrar paylaşayım. Şimdi anne, bir çocuğu daha var o kadının. 5 yaşında ve devlet koruması altında. Yani 19 yaşında şu an. 5 çıkardığımızda 14 yaşında. Yani 13 yaşında hamile kalmış. 13 yaşında bir çocuğun 14 yaşında bir bebeği olmuş. Yani 14 yaşındayken bir bebeği. Yani bir çocuğun bebeği olmuş. Ve bundan biz anne olmasını, olgun davranmasını beklemişiz. Bu kadın muhtemelen o çocuk dünyaya getirdiğinde de istismara uğramış. Yani aslında istismara uğrayan bir kız çocuğu ve onun dünyaya getirdiği bebeklerin hikayesi. Biri devlet korumasında, diğeri de istismar edildiği için iç organları paramparça olmuş. Allah belalarını versin. Biz burada sadece anneyi yargılıyoruz da toplumu yargılamayı unutuyoruz galiba. Çünkü bu da bana göre onu istismar edenlerin de çok büyük suçu var. Ki bana göre değil, bence öyle. Yani istismar edenlerin suçu var ve böyle sahipsiz kalan, ailesi tarafından doğru düzgün yetiştirilmeyen, istismara uygun hale ya da o hale getirilen o çocukların hikayesini görüyoruz. Yani ben 19 yaşındaki anneyi, evet çok kızgınım. Çocuğa sahip, bebeğe sahip çıkmadığı için. Çok kızgınım ama bir noktadan da kadına acıyorum. Çünkü 13 yaşında hamile kalmış. Yani 13 yaşında bir çocukken dünyaya bir bebek getirmiş. Ona bakamamış. Devlet almış. Sonra bir tane daha dünyaya getirmiş. Yani istismara defalarca uğramış. Sonra bir tane daha dünyaya getirmiş. Kendini başka bir adamın koluna atmış. Ve o sapık da onun bebeğini istismar etmiş. Ve bebek şu an ölümle pençeleşiyor. Yani bebeğe nasıl istismar edilir onu da aklımız almıyor da işte çocuğa istismar var işin içerisinde. Daha sonra da Yani çocuğun dünyaya getirdiği bebeğe istismar var. Sıla ile ilgili bunu söyleyeyim. Vücudunda 42 adet diş izi bulunmuş. Yani bu vahşet bir şey yani. 2 Vahşet. yaşındaki bir bebeğin. Yani boyutu ne kadar olur 2 yaşındaki bir bebeğin? Bu kadar bir şey olur. Bebek Yani yani bebek bebek bir yani. adı üzerinde bebek Ya bebek, çocuk yani burada işte Naren'i konuşuyoruz 8 yaşında, Sıla'yı konuşuyoruz 2 yaşında, koruma altına almış başka bir bebekten bahsediyoruz 5 yaşında ve bu iki tane 5 yaşında ve 2 yaşındaki bebekleri dünyaya getiren 13 yaşında bir insandan, bir çocuktan bahsediyoruz. Ve sonrasında gelinen nokta, bir istismarlar zinciri var işin içerisinde. Yani burada bu çocuğu, çocuk bebek dünyaya getirirken devlet neredeydi? Yetkililer neredeydi? Bunu sorarım. Aile, o lanet olası aile neredeydi? Ve bunu istismar eden o yaratıklar hala dışarıda mı? Buna defaatle istismar eden o yaratıklar hala dışarıda mı yoksa yargılandı mı? Bunu da sorarım. Yani siz bir psikolog olarak bunu nasıl yorumluyorsunuz hocam? Bu ne iğrençliktir? şimdi tabii son günlerde bu haberler, bu gibi haberler gündem olmaya başladı ama bu haberler hep vardı açıkçası. Yani bu istismarlarla ilgili çok ciddi sayılar var, çok ciddi istatistikler var ve aslında şunu her zaman söylüyoruz biz. Yani çocukları korumaya yönelik, bu gibi olayları korumaya yönelik ciddi yasaların olması gerekiyor. Mesela yanılmıyorsa bugün bir hocamız paylaşmıştı bununla ilgili. Amerika'da bir genç kızın başına böyle bir durum geliyor. Bir genç kızın başına bir tecavüze uğrama durumu oluyor. Ve oradaki herkesin sessiz kalmasıyla yeni bir yasa
tasarısı ortaya çıkartılıyor bu olaydan sonra. Şimdi bizlerin de açıkçası ülke olarak bu tarz olayların önüne geçebilmemizin tek yolu gerçekten aile bilinçlendirmesini doğru yapabilmektir. Toplum ruh sağlığını koruyabilmektir. Bireysel ruh sağlığını koruyabilmektir. Bakın mesela bunların sonucunda hepsi aslında birbiriyle bağlantılı oluyor. Yani ruh sağlığı diyoruz fakat ruh sağlığıyla ilgili mesela özelde çalışan psikologlar ya da psikiyatristlerin yaptığı tedavilerin de bir sigorta kapsamına alınması gerekiyor ki herkes bunlara gidebilsin. Her ilde bir aile sağlık merkezlerine psikologlar, psikiyatristler, bu alandaki uzman meslektaşlarımızın yerleştirilmesi gerekiyor ki oradaki halkı bilinçlendirmeye yönelik, ruh sağlığı problemlerine yönelik çalışmalar yapılsın. Çünkü bu istismarların altında psikotik bozukluklar vardı. Yani psikotik bozukluklar dediğimizde bu bir tür cinsel açlığın dışında bir şeydir. Bu yok etmeye yönelik, savunmasız bir kişiyi yok etmeye yönelik saldırgan davranışlar içerisinde hareket ettiğimiz bir durumdur. Ve bu sağlıklı psikolojide olan bir insanın yapabileceği bir şey değildir. Dolayısıyla genç yaşta evlenen bir kızın, evlendirilen bir kızın istismara uğramış sayarız biz. Ve bu istismara uğradığı zaman aslında onun ailesinin de bu tarz bir bilinçliliğe sahip olmadığı, bu tarz bir bilinçlendirmenin yapılmadığı bir toplum içerisinde ilerliyoruz. İlk günden beri yayınlarda şunu söylüyoruz. Nari'nin olayı bizim için artık bu konuya dair gerçekten ciddi önlemler almamız gereken bir konu olarak gündeme çıkıyor. Bugün çok güzel bir öneri vardı. Bu yasa tasarısının ismi Narin olsun diye. Çok güzel bir önerimiz vardı. Açıkçası yani bunun gerçekten devlet eliyle hızlı bir şekilde bu konunun uzmanlarıyla ortak çalıştaylar yapılması ve bu çalıştayların sonucunda da bu aile yapılarının düzelmesi, ruh sağlığına yönelik ciddi adımlar atılması gerekiyor. Yoksa bu gibi olayların herhangi bir şekilde önüne geçme gibi bir durumumuz yok. Bugün kimin evinde ne olup bittiğini gerçekten takip etmemiz ya da bilmemiz mümkün değil. Bunlar sadece haber olan kişiler, haber olmayan binlerce insan var. İşte orada da devreye şey giriyor ya, gündemde konuşuluyor omerta yasası diye, suskunluk evet. Yasası. Geçen yaptığımız yayında bir izleyici bir yorum yapmıştı hatırlarsanız. Ben de istismara uğradım diye bir yorum yapmıştı bir izleyicimiz. Yani bunlar sadece bu süreçte ortaya çıkan durumlar ve gündem olanlar. Ya aslında sizi desteklemek için bir şey söyleyeceğim. Aslında siyasete girmek istemiyorum ama yani işin ucu her zaman siyasette bitiyor gibi mi geliyor? Ya Türkiye'de son dönemde atan şiddet vakaları, yani artık insanlar konuşmayı bırakıp şiddetle çözüme kavuşuyor. Bu da insanların psikolojisinin ne kadar bozuk olduğunu gösteriyor. Düşünsenize, yani Kani A'ya bırakıyor diyor çocuğu. Çalıştığım için diyor çocuğu Kani A'ya bırakıyorum diyor. Soy ismini söylememiş, ismi açıklanmış. Ya vücuduna bırakıyor. Yani bu nasıl bir psikoloji içerisinde? Nasıl bir şizofrenlik bir durumda? Ya düşünseniz geçen Karadeniz bölgesinde babaanne çocuğu aşağıya atmıştı. Evet. Yani 7'sinden 70'e kadar bütün insanların şu an Türkiye'de bir psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Çünkü her şeyi şiddetle çözmeye çalışıyor. Basit bir durumda ani bir sinir, ani bir kriz geçirme durumu geliyor. Konuşma, diyalog, ahlak metni açısından hiçbir şey olmadı duruyor. Yani bu nasıl bir çözüm olacak onu da bilmiyorum. Yani 2 yaşındaki ben tüylerim diken diken oluyor. Yani Narin dosyasından sonra böyle bir dosyayı incelemek. Hani bana bu 10 saat önce sabah sırayla ilgili, sıra bebekle ilgili bir araştırma yaptım. Tekirdağ'dan bazı gazeteci arkadaşlarla görüştüm. Durumu anlatmaya çalıştım. Bana 42 vücudunda adli tıpta, yani şeyden anlamında doktorların verdiği raporda vücudunda 42 adet diş izinin çıkması çok korkunç bir şey ya. Yani vücudundaki morlukları saymıyorum. Ayak bileklerinden bütün vücudunda, sırtında, karnında, bacaklarında, kollarındaki morlukları saymıyorum.
Yani bu ne demektir? Bebeği almışlar, ısırmışlar, tavana atmışlar, yere bırakmışlar. Elleriyle tutup direkt yere fırlatmışlar demek yani. Oradaki bazı doktor arkadaşlar öyle söylemiş yani. Vahşet yani. Vahşet. Isırık izlerinin anneye ait olduğu söyleniyor yani. Yanlış. Anne zaten şey, madde bağımlısı ve yani sağlık, psikolojik sağlığı da çok iyi olmayan biri. Zaten nasıl olsun ki 13 yaşında daha çocukken hamile kalıyorsun. Çocukken evlendirilmiş zaten. Muhtemelen de bütün yani bir sürü erkeğin arzularını tatmin eden istismara uğramışsın. Bir bireye, bir şeye, metaya dönüşmüşsün. Ve dolayısıyla hani ben yayının başında da söyledim, muhtemelen cinselliğin ne olduğunu bilmeyen, hiç ömür boyunca da yaşamamış, cinselliği sadece erkekleri, yanındaki erkekleri tatmin olmak olarak bilen bir kadındır yani o kadın. Ve böyle bir hayat sürmüş. Sonra da olan dünyaya getirdiği çocuklarla. Zaten cinsel bir eğitimi, bir bilgisi olsaydı korunurdu yani. Çünkü muhtemelen o da çocukları dünyaya getirmek istememiştir zaten. O tabii bilinçleri tabii getiremez yani. 13 yaşında kimsenin bir anaç duygusu yoktur ki. Evet, 13 yaşında. 13'ten sonrasından ikinci çocuktan bahsediyorum. Evet, hani evet, yani yani vahşet. Ben zaten vahşet. Şu an yani tüylerim diken diken oldu yemin ederim. Yani evet, ya, sinirlerim bozuluyor vallahi, uykularım kaçıyor yani. Hani yani nasıl bir toplum olduğumuzu artık çözemiyorum. Yani Türkiye'nin her farklı bölgesinde işte ne söyleyeyim, böyle Marmara bölgesinden, Karadeniz bölgesinden, Ege bölgesinden, Akdeniz bölgesinden, Doğu Anadolu'sundan, Güneydoğu Anadolu bölgesinden, İç Anadolu bölgesinden, yani her gün her yerde farklı bir haber. Yani artık nasıl bir toplum bozukluğu, nasıl bir ahlak bozukluğu, nasıl bir sistem bozukluğu, nasıl bir eğitim bozukluğu varsa, çocuk istismarları bir tarafta, cinayetler bir tarafta, bireysel silahlanmalar bir tarafta, konuşmadan birbirlerini öldürmek bir tarafta. Yani çözemiyorum. Yani toplumun gerçekten psikolojisinin bozuk olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani gerçekten yani çok özür dilerim. Yani belki konuyla alakası olmayacak ama eskiden Kurtlar Vadisi vardı. Herkes Polat Alemdar, Süleyman Çakır olmaya çalışıyordu. Ya şimdi toplumda böyle bir dizi de yok. Herkes çocuk istismar etmeye çalışıyor. Çocuğa şiddete yönelmeye çalışıyor. Yani düşünsenize her gün farklı bir kanalda işte bu çocuğa cinsel istismar da bulundu. Evet. Şiddet bulundu. Yani kardeşim kime özenmeye çalışıyorsunuz? Evet, neyseniz abi sokakta, siz niye yani? Sokakta kedi iyi içeri. Örnek varken iyi örnekler yerine kötü örneği seçmek, ben bunu da Servet Hocam'a sormak istiyorum. Yani mesela çevrede çözemiyorum çok iyi örnekler yani. De var. Pozitif örnekler de var. Yani bu insanların hep kötü örnek alması. Mesela ben işte dizilerde de, şimdi ben dizi sektöründe de çok çalıştım. Servet Hocam biliyorsun, gerçi Badin de biliyor. Dizi sektöründe hatta Türkiye'nin en çok izlenen mafyatik dizisinde de çalıştım. Ve o diziye de baktığımda, şimdi dizinin içerisinde çok iyi karakterler de vardı. Ama insanlar hep kötü örnek aldılar. Yani gittiğimde memlekete gidiyorum, herkes en kötüsü. Yani neden diyorum, en iyisini örnek almak varken en kötüsünü örnek almak. Yani bütün olaylarda da böyle. Diziler, kitaplar, karakterler ya da yaşayışlar, yaşadığımız örnek alacağımız. Yani neden kötü hep örnek alıyor? O tür insanlarda nasıl bir sorun var? Neden bunu seçiyorlar? Zaten ergenlik dönemine doğru bir tür karakter arayışı olur. Bir kimlik arayışı olur. Hani bu döneme kadar bütün rol modeller sizin için yeni bir kimliktir. Ama ergenlik döneminde eğer sağlıklı atlatılmamışsa o dönem, artık o kimliğinizi bulamamışsanız, kim olduğunuza dair kararınızı verememişseniz, rol model görebileceğiniz birçok figür, birçok kahraman, birçok kişi görürsünüz. Ve bu kişiler de size onları yaşantısı, kimi zaman hoşunuza gider, kimi zaman ilişkileri sizin cezbeder, kimi zaman insanların onlara davranışı cezbeder. Ve kendinizde bir tür eksiklik gördüğünüz zaman bu eksikliği giderebilmek adına bu tarz rol model bir ilişki babında ilerleyebilirsiniz. Hani evet, bir tür tahammül seviyemiz düşük, bir tür öfke problemimiz var, bir tür şiddet, istismar vakalarının arttığı bir dönemdeyiz ama şunun özellikle dikkatini çekmekte fayda var. Bu olaylar şu anda artmadı. Aslında hep vardı. Sadece şu an dikkat çekti. Bu olaylar dikkatimizi çekecek ve sonra yine gündem değişecek, farklı gündemler oluşmaya başlayacak ve şiddet, istismar vakaları da aynı şekilde devam edecek. Dolayısıyla bu çözüm, buradaki çözüm
Hani şey diyoruz ya işte, kimisi idam gelsin diyor, kimisi farklı bir caydırıcı bir şey yapılsın deniyor ama mesele bu değil. Mesele psikolojik bir meseledir ve meseleyi çözmek de gerçekten bu alanın uzmanlarının meselesidir. Yani toplumun psikolojisini önemsememiz gerekiyor ki, bireyin ruh sağlığını önemsememiz gerekiyor ki bunu yapalım. Ama maalesef ülkemizde henüz psikologların bir meslek yasası yok. Ruh sağlığı alanında ciddi problemler var. Psikoloji alanında ciddi istismarlar var. Yani bu meslekte bile ciddi istismarlar var. Sahte psikologlar var. 3-5 sertifikayla insanların terapiler yapan, seanslar düzenleyen insanlar var. Bu tarz, bu konulara dair yayınlar da yapmıştık mesela. Ama tüm bunlar hepsi bize neyi getiriyor? Gitgide o alttaki kitlenin artık ruh sağlığının sağlıklı bir ruh sağlığı olmadığını ve bu şekilde ilerlediğini, yaşamını sürdürdüğünü görüyoruz. Bu şekilde olunca da maalesef şiddet olayı da oluyor, istismar olayı da oluyor, cinayetler de yaşanmaya başlıyor ve çeşit çeşit madde bağımlılıkları da ortaya çıkıyor. Yani bunun devlet eliyle çözülebilecek tek doğru yaklaşımı bu alana saygı duyulması ve bu alan için gerçekten ciddi bir şekilde önlemler alınmaya başlanmasıdır.